Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Değerli kardeşler, hürmetli bacılar, Allah-u Teala bizim bu güzel Ramazan ayda ettiği ibadetlerimizi kabul ederek, sevaplarımızı artırarak, kıyamet günü amel defterimizi yakşı tarafı ağır olmasına sebep eylesin. Ve bizim her bir kardeşimizin, bacımızın ne derdi varsa burada çatırsan, kardeşler, bacılar, biz hansı ki telefon vasıtasıyla geldiği suallar, içimizde bazı insanların soruştuğu suallar, etrafında sohbet ediyoruz. Görürük biz suallardan bazı insanlarımız var, 30 tane tuttuğu orucu bir kelime ile zayi etmesi insanlarımız var. Efsuslar olsun. Onu arkadaşlar, bacılar, biz elbette cuma günü de teravih namazlarda da bu devletimizde ayın neçesi, saat neçede, yani bizde bayram günü namaz kılınacaktı, zekatın miqdarını ve kimler verilecekti hakkında danıştık. Ancak bazı insanlarımız görüyor ki babalardan, nenelerden filan zekatı bile olmalıdır. Yani ki filan devlette filan günü açırlar. Bize o meraklı değil. İstesen sen 10 gün daha çok oruç tut senin işindir. Bizim en önemli olan, sen zekat istesen 5 maddan ver, istesen 10 maddan ver, istesen 1 maddan ver. Senin işindir. Ancak bile olmalı deyip aramızda fitneye sebep olma kardeş. Ona göre ben kardeşler diyorum, Allah-u Teala Kur'an'da bize Nisa 59. ayasında ne diyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman getmiş insanlar diyor. Edi'ullâhe ve edi'u rasûle ve ulil emri minkum. Sadakallahu azim. Allah'a itaat ettir. Gönderdiğin peygamber aleyhisselam'a itaat ettir. Ve üzerinde olan emirler, hakimlere diye itaat ettir. Onun gibi kardeşler, bacılar, peygamber aleyhisselam'ın devrinden sonra biz biliriz ki, yani ki Raşidi halifeler, sonra Emevilerin bir devleti kurdular. Abbasilerin devleti, Selçukluların, Osmanlı İmparatorluğu, bütün bu devletlerin parçalamasına sebep hiçbir müşrik, gayrimüslim olanlar olmadı. İçinden olan bazı münafıklar fitne sebep oldu parçalamasına. Ona göre bize en önemli olan o şeytandan olan fitneden bizi korumaktı kardeşler, bacılar. Ona göre kardeşler, bacılar, insanlarda hemen diyorum, fikir başka olabilir, muhtelif düşünce olabilir. Bu problemi değil. Problem olan ben bilirim demektir. Çünkü kardeşler, bacılar, biz görürük ki Peygamber aleyhisselamın dünyadan köçtüğü günü Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kabri olan Ebu Bekir sahbeza anhu, Peygamber Aleyhisselam'ın bu dünyada cennetle müjdeni insan, yanında kabri var Ömer sahbeza anhu. Yani bu dünyada Peygamber Aleyhisselam cennetle müjdeni insanlar arasında ihtilaf olmuştu kardeşler, bacılar. Peygamber Aleyhisselam dünyadan köçen günü Umar Ashab radıyallahu anhu Medine'de kılıncı çıkartıp gezirdi. Eğer bir kim dese Peygamber aleyhisselam öldü diye onun bir başını bedende ayıracağım diyor. O kadar bağlıydı Peygamber aleyhisselama. Ancak biz görürük ki Ebu Bekir sahabe ona dedi, ey insanlar diyor, Peygamber aleyhisselam Peygamber olsa da insan eldir, insan fani eldir.
kim Peygamber Aleyhisselam'a itaat edildiyse diyor, o öldü diyor. Ancak Allah'a ibadet eden Allahu Teala diyor, bakidir, Allahu Teala diyor, ölmez diyor. Ona göre Umar ashab-ı zanhu hemen kılıncını kınına koydu ve kardeşler, bacılar, bir misal getirmek istiyorum. Bir mismar bir yolda tapılan atın ayağında olan nal bir düşmekten hilas edebilirdir. Veyahut da o nal bir atın ayağın dırnağı kırılmaktan bir hilas edebilirdir. O dırnak da atın ayağını büzülmekten bir hilas edebilirdir. O ayak da bir atın yıkılmaktan hilas edebilirdir. O at dedi, üstünde mindeği kamandanı hilas ederdir. O kamandadır, bir devletidir, mağlup olmaktan hilas ederdir. Biz hiç olmasa, at misalında olmasak da, ayak misalında olmasak da, dırnak misalında olmasak da, o nalın misalında olmasak da, o yolda tapılan mismar misalında olsayız. Biz çalışacağız ki devletimizde daimi kardeşliği korunsun, emin amanlık korusun, birliğimiz korusun. Buhar'dan başlıyor, yine mescidden başlıyor, aileden başlıyor, kendimizden başlıyor, arayımızdan başlıyor. Ona göre bize fitne salan insanlardan elbette bizleri eylemezsin. Ona göre bizi doğru yoldan inşallah aman şeytan bizi azdırmasın. Görüyor, bazı insanlar tekebbülluktan elhamı düzgün okuyabilmeyen, tecvid nedir diyen şeydi bilmeyen insanlar fetva yapmaya çalışırlar. Orada belirdi, burada belirdi. Bu köşe sohbeti biz mescide getirmeyesiyiz. Bize doğru yolda olasıyız. Allah-u Teala bizi doğru anlasın. Daimi kardeşlerimizi korusun, birliğimizi korusun. Allah-u Teala devletimizin üzerine gelen o kara bulutlardan devletimizi korusun. Vesselamu aleyküm ve berekatuhu.